Herkese selam Deep Craft serimizin ikinci sezon bonus bölümüne hoş geldiniz. Bugün yapacağımız işler var. Bu yüzden bugün bonus bölümle karşınızdayım. Öncelikle bir önceki bölümde neler yaptık? Kanyonumuzu birazcık daha düzenleyip bir şeylere oturttuk ve buraya otomatik depolama sistemi yapmaya başladık. İlk depolama sistemimiz odunsal malzemeler. Şimdi yapacağımız işlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Çalkıllarım akın akın dolu. Eee, malzemeleri düzenleyeceğiz ama onları videoda yapmam herhalde. Şöyle göstereyim. Bu sandıkları yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Burada meşe odununun materyalleri var. Bunları sistemimiz sayesinde otomatik bir şekilde burada depolayacağız. Diyelim ki şu şalkırımız karmaşık gördüğünüz gibi. Bunu buradan alıp buraya bir mekanizma koyacağız mesela. Şalkırı buraya koyduğumuzda otomatik bir şekilde gidip buraya depolanacak. Yani bir sandıkta birden fazla malzemeyi otomatik olarak ayrıştıracağız. Bu sistem arkadaki sistem o işe yarıyor. O yüzden yapmıştık. Şimdi Meşe odunun malzemelerini görüyorsunuz. Meşe çit, çit kapısı, kapı, tuzak kapısı, basınç plakası ve düğme. Aynı şekilde diğer ağaçların materyallerini de burada ayrıştıracağız. O oh, malzemeler gelmiş. Şurada ise fidanlarını ayrıştıracağım. Burada ise yapraklarını ayrıştıracağım diye düşünüyorum. Ve odunsal malzemeler falan daha bir sürü ayrıştırmamız gereken yer olacak. İlk olarak yapmamız gerekenler neler biliyor musunuz? Şöyle söylemek istiyorum. Hmm, bize boş şalkır lazım. 1 2 3. Bu şalkırların görünümünü bozuyorum. Bunları buradan alacağım ve yolculuğa çıkacağız. Odun çantalarımı tamamen boşalttım. Şimdi yapacağım şey ne biliyor musunuz? Aslında sana ihtiyaç yok çünkü bir, bir önceki bölümde deli gibi toparladım. Bakın her yerden nereden baksanız meşe odunu çıkar. Bu yüzden bu bölümde meşe eliyorum. Meşe toplamayacağım. Eee geziye çıkacağız meşe hariç bütün odunlardan toplayacağız. Sepinglerinden alacağız, yapraklarından alacağız. Bu yüzden yanımıza makas falan bulunsun, inci falan bol bol bulunsun. Orman ağacı, ladin odunu, huş odunu, akasya odunu, koyu meşe odunu çantası yanımızda bulunacak. Gittiğim yerlerde hayvanlar bulursam er bezime getireceğim arkadaşlar. Bu yüzden diğer biyomlara gidiyorum yoksa alayım kemiği, basayım fidanlara büyüsünler. Onu ben de biliyorum. Ama gittiğim yerde hayvan falan bulursam affetmeyeceğim yanıma alacağım. Bakın keşif çantama. Bunlar bu yüzden burada. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Şu anda evime yakın yerdeyim. Makasa ihtiyacım vardı onu aldım. Kayış falan üzerimde bulunsun. Tamam. Daha da bir şey ihtiyacım olmaz ama eşek falan istiyorum ya. At da götüreceğim mekanıma. Makasla yaprakları kesecektim. Böyle bunlardan toparlayacaktım. Şunları kırabilirim artık. Ve alt stek sınır koyuyorum arkadaşlar kendime. Her odundan Alt istek kütük toplayacağım. Başlayalım. Alt istek Ladinodunum oldu ve lama falan arıyordum buldum. İşte bu be. <laughs> bu yüzden buraya gelmiştim. İlk hayvanlarım bunlar. Şimdi bunları evime götürmek istiyorum. Bir tanesine kayış bağladığımda diğerleri onu tabii ki de takip edecek. Hepiniz istiyorum da kahverenginiz yok mu ya? Kahverengi modellerinizi çok seviyorum. Siz burada bir durun. Ben birazcık çevreye bakacağım kahverengi modelleri arayacağım. İnşallah bulurum. Buldum valla. <laughs> siz daha güzelsiniz. Sizi alacağım. Hop. Sen de gel. Sen de gel. Bak bakma öyle. Toplam. O oh, geliyor. Oha sürüye bak. Sürüye bak ya. Gelin 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 gelin. Bunların hepsini götüremeyeceğimi ben de biliyorum. Da nasıl götüreceğim? <laughs> Her yer tıkalı ya. Bildiğin tuzak. Şuradan gelirsiniz bak siz. Bir yolunu bulun gelin hadi bekliyorum. Bakalım kaç kişi gelecek. Diğerleri o hepsi geliyor. Güzel. Bir şekilde bunları mekanıma götüreceğim ama. Yatağa yatıyacım var. Yatak burada. Bir uyuyalım öncesinde. Portal açma işlemlerini tamamlıyorum neredeyse. Şöyle bu tarafa doğru gel. Çakmağımızı çakalım bakalım nerede çıkacağız. Ona göre devam ederiz. Bakalım yukarı katmanlara taşıyacağım arkadaşlar bu arada portalı. Oradan evime rahatlıkla gidebilirim de. Hadi canım. Sen ciddi misin ya? Bu benim için çok iyi olur biliyor musunuz? O zaman burada değişiklik yapacağız. Önce kaktüsü alayım. Şimdi burada düzenlemeler yaptım. Portalı 3 dedim. Geçtiğim yerde de portalı 3 gerekiyor ki lamalar geçtiğinde sıkışmadın. Portaların eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burası 3 boyutunda güzel. Şimdi ben ne yöne gitmiştim biliyor musunuz? Oraya geri gideceğim. Tam olarak şu tarafta. Yerimi buldum. Lamalardan ikişer çift bırakacağım arkadaşlar. Diğer geri kalanları öldürmek zorundayım. Çünkü o kadar uğraşmaya gerek yok. Mesela iki tane ondan kalsın. Hop. Kafa da alırız hem. Ooo <laughs> kafa düştü. Kafa düştü, kafa düştü, kafa düştü. Bakayım şimdi. <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok iyi. İnce atalım bir tane. Şuradan hayvanları çekebilirim. Hop. Bir tanesini yakaladığımda diğerleri de etkiyi alacaktır. Bak şimdi gel sen böyle nasıl alıyorlar etkiyi. Gel 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 gel. Bak 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 bu nasıl geliyor. Bunlar da alacaktır etkiyi. Çekilin bakayım ayak altından. Şunları da ver bana. Ay pardon. Tükürme. Yanlışlıkla vurdum. Kendi aralarında. Aha. Terbiyesiz. Yaklaşın bakayım böyle. İlki gitti. İkincisini de alalım. İkincisi gitti. Üçüncüsü. O da gitti. Ve dördüncüsü. Güle güle. <laughs> Kolay işte. Lamaların burada toplamda. Ne oldu lan orada? Diyecektim şunları iki tane görmesen var ya. Gönderdiğim beyaz da kahverengi olmuştur diyecektim ama bir tane fazladan gelmiş. Şimdi portalı bir kere kırmam gerekiyor. Ki etkileri kaybolsun. Daha sonradan tekrardan açacağım. Arkadaşlar lambaların yeri de tamamdır. Şimdi bunları çiftleştiririz. Çeşit çeşit renkli bir şekilde kullanırız. Güzel oldu. İlk hayvanlarımızı getirdik. Ve ladin odununu eledik. İhtiyacımız olan malzemeyi toparladık. Sıradaki biyomumuz birch. Kuş odunlarıyla da neredeyse işim bitiyor. Şunu da alayım bak. Onu da aldığımda daha etrafta var mı? Var. Vallahi gidiyor bu böyle. <laughs> Şöyle yapalım. Hemen huş hangisiydi? Sarıydı. Buraya da malzemelerimizi atalım. Ve sıradaki biyom odun kara meşe odunu. Arkadaşlar Rufut Forest ararken gelin görün ki ne buldum. Jungle biyomu ve papağan var burada. Neyse hemen direkt olarak jungle'a atlarız. Buralarda seat alabileceğim bir yer. Burası var. Bunda servet var değil mi? Aynen. Birazcık böyle tohum toparlayalım. Ve bulduğumuz papağanları da evcileştirelim. Etrafımızda dolansınlar. Eve giderken de götürürüz. Bakayım 7 tane oldu. Hop. Şurada da var birazcık. Şimdi direkt gördüm papağanı bir alayım. Ya şunu bakayım. Ya ya bakayım. Lan sömürdün sömürdün. Vallahi sömürdü. Sonunda be. Vallahi sömürdü ha. Arkadaşlar septinglerim hariç geri kalan malzemeleri kastım. Septing de dökülmüyor. Papağanlardan hem buradalar. İki tane daha fazladan buldum mavi renk. Daha sonra ben tekrardan gelirim. Kırmızısı, siyanı falan var bunun. Gerçi şu gözden kayboluyor şu sürekli ya. Siyandı galiba. Neyse. Buradan ya uçarak yavaş yavaş ya da yürüyerek eve döneceğim. Papağanlarımı sağ salim eve getirdim. Mahvetti beni keratalar ya. Lan otur. Bir tane mı vardı? Ba 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 Nereye gidiyor? Sırtta ne binecek hayvanın? Dur orada. Kalkma oradan. Bakayım. Tamam. Şimdi oturdu. Güzel arkadaşlar sadece akasya odunu ve koyu meşe odunu kaldı. Onları da base'imize kasacağız Hadi bakalım kemik falan alacağız. Hemen kasarız zaten. Bu kadar malzeme yeterli. Şimdi aşağı inelim ve size videonun başında belirtmiş olduğum düzeneyi kurmaya başlayalım. Meşe bir işimiz yok biliyorsunuz. İlk olarak materyallerle devam edeceğiz. Şuraya şal dizelim. Kemiğe ihtiyaç yok. Şöyle atalım. Hop. 1, 2, 3 ve 4. Şimdilik bu buranın Meşe. Meşe de buranın da galiba. Aynen. Ee, eksik olan fidanlar neymiş? Öncelikle ona bir bakmak istiyorum. Orman ağacı, huş ve meşe. Onları tamamlayalım ilk olarak. Orman ağacını aldım. Bu var. Meşeyi aldım. Ve huş. Huşu da aldım. Şimdi direkt olarak buraya gelelim. Bunları da yerine çekelim. Ee, orman ağacı yine bir tane eksik kaldı. Neyse bunu tamamlarız. Kasarız. Fidan ekeriz falan. Her seferinde eksik kaldı bu. Bu yüzden şimdi oraya bir tane stone koymak zorundayım. Yerine istemediğimiz bir malzeme gelmesin. Ki orman ağacı olduğunda oraya orman ağacı koyacağım. Huşu tekrardan buraya koyuyorum. Şimdi ağaçların türlerine göre böyle materyaller kasacağız ve sandıklara dizeceğiz. Tamamen neredeyse bitiriyorum bunu buraya. Bunu bu sıraya çekiyoruz ve bunu da buraya koyduğumuzda işlem tamamdır. Bakın Sandıklarımı tamamen fullledim. Şimdi yapacağım şey şu fazlalıkları bir atmak olacak öncesinde. Sonra yaprağa ihtiyacım olacak. Burada var. Burada var. Daha sonra şunu alıyorum. Bu ve bu. Tek eksiğim meşe. Meşe fidanı alırım. Biraz sonra dikerim ama. Öncelikle ikinci huş gelecek. Birinci meşe gelecek. Aslında şöyle yapalım. İkinci ladin gelsin. Üçüncü huş. Dördüncü akasya. Beşinci orman ağacı. Ve altıncı ise koyu meşe olur. En üstte hemen beyzimiz olacaktı aslında ya. Tam da belirttiğim gibi burada var. Şu meşe yapraklarını alalım. Ve bunu da hemen sırasına çekiyoruz. Şöyle bir görüntü oluyor. Evet otomatik depolama yerimiz hazır. Şimdi geçiyoruz bir diğer depolamamıza. Burası tamam. Materyalleri çeşitli çeşitli depolayabiliyoruz. Burayı ise basamakları ve merdivenleri olmak üzere depolayacağız. Meşeyle başladım en alttan. E, Ladin'e devam edeceğim. En üstte yarım blok. Daha sonra alt katına da merdiven koydum. Buraya ise huş olarak devam etmesi gerekiyor. Şöyle bir görüntü. Hop tamam. Burası da tamamdır. Bol bol depolama yerimiz olsun. Sezon sonuna kadar depolama ile ilgili bir sıkıntı çekmek istemiyorum. Sırada orman ağacı olabilir. Sırasını belirleyelim. Şöyle bunları buraya atıyorum. Yukarısı da yarım blok. Daha sonra yana geçiyorum. Akasya odunu komple dizelim. Burası tamamdır. Ve koyu meşe'ye geçiyoruz. En sonuncu. Koyu meşe'yi de buraya dizicem. Yarım bloklarını da dizdim. Tamam, gerisini tamamlayalım şimdi. Bu kısmı da tamamladım. Sadece iki sandık boş şu anda. Bunları da doldururuz daha sonra ne koyacağımızı karar vermek gerekiyor. Şimdilik buraya gelmeyecek olan andedit'ten koyuyorum. O yetmedi. Birazcık daha andedit ver bana. Güzel. Şöyle komple baştan aşağı doldurdum. Bakın, güzel bir görüntüsü var değil mi? Malzememiz lazım olduğunda şöyle tıklayıp bunu buraya alacağız ve devam edeceğiz. Tamamen otomatik geniş bir depolamamız olacak. Burayı ise tahtaları düşünüyorum. Ee, burayı huştan devam edeceğiz. Böyle huş devam edecek. Sonra akasya ve yok. Orman ağacı da. En yukarıya gitmeyelim değil mi? Şuradan devam edelim. Orman ağacı. Komple bir çekelim çekebildiğimiz kadar. Akasya ve en aşağıya da koyu meşe koyalım. Böyle tamam. Yine yukarıları ise boş bırakıyoruz şu anda. Daha sonradan malzememiz olduğunda depolayacak bir şeyler bulduğumuzda buraya depolarız. Şöyle komple çekelim. Ve tamamdır. Geri kalan boşlandıkları da dolduralım. Ve bu köşede da tamamdır. Şu görüntüye bakın. Oldukça iyi. İhtiyacımız olduğunda gelip alacağız. Şimdi gelelim zor kısımlarından bir tanesine. Bunları buraya atıyorum. Ve buradan mı başlasam? Buradan mı başlasam bilmiyorum. Buradan başlayayım. Aynen. Hemen terime malzemelerimi aldım. İlk olarak yine meşeyle başlıyoruz komple burayı. Ve huşla devam edeceğiz. Huş değil, pardon. Ladinle devam edeceğiz. Şöyle bir şey yapıyorum. Komple yine dolduruyoruz burayı. Ondan sonra huş geliyor. Huştan sonra ise yan tarafa geçip nerede o? Orman ağacı geliyor. Böyle neredeyse tamamdır ve bu işlem de tamam. Buraya bunu at. Aşağısına akasya. Hadi yet ne olur yet. Yetmezse biraz sonra kazacağım. Şimdi bundan koyuyorum. Burayı ise koyu meşe. Komple burası da tamamdır. Odunlarımızı burada depolayacağız. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz en zor kısma. Bu kısım şöyle. İlk olarak birazcık bundan soyalım. Daha sonra bunları envanterimize bir alalım. Ve birazcık şundan craft edelim. Huş alıyorum. Dört tarafı da odun olan huş odunundan. Şöyle bunları da çeviriyorum. Bu işlem biraz uzun olacaktır bu yüzden birazcık çevirip geri kalanını adetle kaplayacağım. Daha sonra bölüm arasında gerisini tamamlayacağım. Komple hepsini alalım. Şu ikisini aldım. Şimdi huşun yeri şurasıydı. İlk olarak soyulmuş huş kütüğünü, bakın ortası işaretli damgalı ve damgasız olanı. Böyle buralara depolayacağım. Evet, komple her yeri bitirdim. Bir önceki bölüme tamamen sığmazmış. Hayvanları falan getirdik uğraştık yine. Uzun işlemlerden geçti arkadaşlar her şey. Tamam malzemeleri buraya bu şekilde getirdim. Her yere koydum. Şimdi bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burayla ilgili işlerimiz bitmedi. Ve başka işlere koyulacağız. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Bonus bölüm de bu kadar uzun olur mu canım? Bayağı yoruldum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıktım ben.